Bugün bir küçük davranışımızın bile ne kadar köklü temelleri olduğunu konuşacağız ve yargıladığımız insanları nasıl böyle acımasızca yargıladığımıza şaşıracağız. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Lara. Eğer kanalımı beğenirseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Gelin bugünkü konumuza geçelim. Robert Sapolsky diye bir bilim adamı var. Bir profesör Stanford Üniversitesi'nde nöroloji, biyoloji ve neurosurgery profesörü. Aynı zamanda yazar da, çok güzel bir kitabı var. Birkaç kitabı var sanırım ama bir tanesi çok ünlü oldu. Zebralar Neden Ülser Olmaz diye. Ve bu adam insan doğasının hem iyi hem kötü taraflarını araştırıyor. Ve şundan bahsediyor. Yani ben iyi bir insan olmama rağmen Hitler'i alsam şu anda bir şekilde tutsağıma, Hitler'i öldürmek isterdim ya da ona deliller gibi işkenceler yapardım ya da işte bir filmi izlerken işte kırdığı, vurduğu anları çok seviyorum ama gerçeğe geldiği zaman silah ruhsatının olması gerektiğini savunuyorum ya da işte şu an dünyada öldürmek istediğim bir sürü insan var ama idam cezasının olmaması gerektiğini savunuyorum. Yani kısacası hepimiz gibi konu şiddete geldiğinde çok karmaşık bir insan. Zaten aslında hani insanlık şiddet konusunda oldukça komplikedir. Bizler şiddet karşıtı görülürüz ama hepimizin içinde bir olayların çok kolay bir şekilde tetikleyebileceği bir şiddet unsuru vardır. Geçenlerde bunu izliyordum. Kulüp dizisinin ikinci kısmında o son olayları anlatırken sadece, eğer izlemediyseniz burada ipucu vermeyeceğim ama sadece küçük bir olayla insanların içinden çıkabilecek nefreti siz gördünüz. Zaten bu ülkede yaşadığımız için hani bunu çok yakından hepimiz şahit de oluyoruz. Ama burada ne var biliyor musunuz? Bizler şiddete karşıyız ama şiddet iyi şiddet olarak yorumlandığında onu alkışlıyoruz. İşte ne bileyim, kötü bir adamın yakalanması ve onun deliler gibi dövülmesi ve işte bir şekilde öldürülmesi, atıyorum. Bu durumlarda alkışlıyoruz, madalyalar veriyoruz insanlara. Konu şiddetin nasıl türü olduğu. Şimdi insan davranışını tek bir şeyle ölçemezsiniz. Yani sadece beyne bakarak ya da o an etrafta neler olduğuna ya da yıllar önce neler olduğuna, psikolojiye vesaire bakarak ölçemezsiniz. Aslında bunların hepsini bir araya getirerek bir nebze bir şeyleri ölçmeye başlarız. Bu Robert Sapolsky'nin verdiği örneklerden bir tanesi de, bunu benim kitabımı okuduysanız da biliyorsunuzdur. Bu konuya da bir tık daha fazla hakimsiniz de. Diyelim ki bir an. Şu an o anın içini yaşıyoruz, tamam mı? Bir tane karanlık ormanın içerisindesin. Karşından bir tane adam korkutucu, böyle öfkeli bir surat ifadesiyle sana doğru koşuyor. Elinde de bir şey var ve hızlıca geliyor. Ve sen zannediyorsun ki elinde silah var ve seni vurmaya geliyor. O anda elindeki silahla o adamı vurursun. Adam birazcık daha yaklaştın mı fark edersin ki adamın elindeki aslında bir silah değil de bir telefondu. Şimdi orada anlık vurmamızın sebebi aslında beynimizdeki amigdalanın, yani korku merkezinin bir anda yanması ve bizim beynimizden vücudumuza korku sinyalleri, bütün bedenimize alarmlar çalmaya başlıyor ve biz o anda karşımızdaki adamı vuruyoruz. Şimdi bu o anda yaşanan, yani amigdala aktif hale geldi ve bizim tetiği çekmemize neden oldu. Bunu sadece o anla da düşünemezsin. Bir dakika öncesine de gitmen lazım. Bir dakika öncesinde ne oluyordu? Gergin bir ortamda mısın? İşte etraf karanlık mı? Zaten stresli bir şekilde misin? Zaten amigdalan aktif olmaya çoktan hazır mı? Ya da eğer karşından gelen kişi erkekse elindeki telefonu silahla karıştırman daha yüksek oranmış. Ya da karşından gelen seninle aynı ırk değil, başka bir ırktansa gene onun elindekini telefonla karıştırmanın ihtimali daha yüksekmiş. Bunun bir başka tarafı da bir gün öncesine gitmek. Bir gün öncesinde seni stresli yapan ve amigdalanın, o korku merkezini aktif hale getirebilecek bir şeyler oldu mu? Mesela bir gece önce uykusuz kaldın mı? Dünden çok yorgun musun? Zaten dün bütün günü stresli mi geçirdin? Bunun da bir tık gerisine gitmek lazım. Birkaç gün önce neler oldu? Eğer stres seviyen, testosteron seviyen yüksekse gene amigdalanın aktifleşme
ihtimali, hızlı bir şekilde aktif olma ihtimali o kadar artıyor. Bir de bunun dışında, bunu da kitabı okuduysanız daha detaylı biliyorsunuzdur. Bir amigdala var, korku merkezimiz, bir de beynimizin ön kısmında prefrontal korteks var. Bu ikisi bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Prefrontal kortekste biz daha mantıklı karar verebiliyoruz. Yani aslında o adam karşıdan gelirken biz onun elindekine, amigdalamızın aktifliği biraz azaldığında, prefrontal korteksin aktifliği arttığında görüp, yorumlayıp, tamam bu bir telefonmuş deyip sakinleyebiliyoruz. Yani amigdala çok hızlı bir şekilde çalışıp anlık karar verirken prefrontal korteks düşünerek uzun zamanlı kararlar verebiliyor. Şimdi günler öncesi dedik, bunun biraz daha öncesi yıllar öncesi. Yıllar öncesine gittiğin zaman aslında bizim bu prefrontal korteksimiz 25 yaşına kadar şekilleniyor. Diğer çoğu yere oranla çok daha uzun bir süre. Biz daha ergenlik yıllarımızda aslında beynimiz oturmuşken prefrontal korteksimiz hala gelişiyor. Ve bu gençlik yıllarımızda yaşadığımız, etrafımızda olanlar, işte okulda, lisede oydu buydu yaşadığımız her şey bizim beynimizi şekillendiriyor ve yine prefrontal korteksimizin nasıl gelişeceğine yön veriyor. Dolayısıyla yıllar önce yaşadıklarımız bile o anda yaptığımız harekete katkı sağlıyor. Bunun da daha ötesi var. Daha da eskiye gidebilirsin ve büyüdüğün çağlar, hani 10 yıllar önceye gidiyorsun. O zamanlarda da epigenetik değişiklikler oluyor. Yani sen büyüdüğün zamanlarda beynindeki belli hücreler kalıcı bir şekilde aktif olurken belli hücreler de kalıcı bir şekilde deaktif oluyorlar ve senin beynin buna göre şekil alıyor. Bunun daha da gerisine gidersek fetüskenki zaman, yani biz annemizin karnındayken, eğer biz annemizin karnındayken annemiz çok fazla strese maruz kaldıysa bu durumda bizim de doğduktan sonra amigdalamızın aktif olma ihtimali o kadar artıyor. Bu arada o amigdala konusunu yeterince anlattım mı? Emin olamadım. Şöyle söyleyeyim, amigdala bizim korku merkezimiz ve biz ne kadar stresli olursak o kadar o amigdala alarm çalmaya başlıyor. Ve bunu bir kas gibi düşünebilirsiniz. Biz nasıl her gün kasımızı çalıştırdığımızda o kasımız şişiyor. Aynı şekilde amigdalaya da her gün stres verdiğimizde amigdala sürekli yanıyor ve sürekli beyne stres ve korku salgılıyor. Alarmlar çalıyor beyinde ve bir süre sonra bizim normal halimiz artık amigdalanın aktif olduğu hal haline geliyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki şu anda beni çok büyük bir ses böyle hoplatabilir. Ama amigdalam sürekli her şeyde çok aktif olduğu zaman artık benim normal halim amigdalanın aktif hali. O yüzden küçücük bir sesin bile beni korkutması. Çünkü ben sürekli diken üzerindeyim. Sürekli stres halindeyim. Bunun devamı konusunda şimdi konuşacağız. Şimdi bu fetüskene geldiğimizde genler de tabii ki de önemli bir rol oynuyor. Ama genlerde çevre faktörü de etkili. Yani mesela bir tane gen varmış. Bu gen senin şiddete meyilli olmanı arttırıyor. Ama ancak sen çocukken istismar edilirsen ya da sömürülürsen ya da işte bir şekilde şiddete maruz kalırsan. Yani genler ve çevresel faktörler çok iç içe hareket ediyor ve senin o anda, o karşıdan birisi sana gelirken kendini korumak için tetiği çekmek kararını vermeni bütün hayatın boyuncaki genlerin ve çevre faktörlerin bile katkı sağlıyor. Bunun da gerisine baktığımızda atalarımız var. Atalarımız hangi toplumlardan geliyordu? Eğer savaşçı bir toplumdan geliyorsa bizim amigdalamızın hem daha aktif olması hem de bu şekilde büyütülmüş olma ihtimalimiz daha yüksek. Onun da daha öncesine gittiğimizde, evrim zamanlarına gittiğimizde neyden, nasıl evrildik vesaire, bunlara göre de değişiyor. Yani aslında o bir saniyede tetiği çekmemiz bizim yıllar öncesine kadar dayanan bir hikaye. O yüzden birini yargıladığınızda iki kez düşünün. Birini yargılamak kolaydır. Bunu hep söylüyorum. Yargılamak kolaydır. Hakkında konuşmak, atıp tutmak, yaptıklarını hakkında bir şeyler söylemek, eleştirmek vesaire kolaydır. Ama onu anlamak, neyin neden olduğunu düşünmek hem bilgi gerektirir. Herkesin sahip olduğu bir şey değildir bilgi. Herkesin sahip olmak istediği bir şey de değildir bilgi. Keşke öyle olsaydı. Keşke Türkiye daha çok bilgiye sahip olmak isteseydi. Artı emek gerektiriyor. Öğrenme çabası, emeği ve uygulama emeği gerektiriyor.
artı cesaret gerektiriyor. Çünkü insanları anlamak için onların acılarını görmek lazım. Ama anlamadan yorumlamak kolay. Hiçbir acıyı görmüyorsun, hiçbir acıyı hissetmiyorsun. Yani dönüp dolaşacak olursak bir anda yaşanan şeyler koskoca geçmişe kadar gidebiliyor. Bunu en sonunda bağlayacağım ama şunu söylemek istiyorum. İşte bizim bu amigdalamızı aktifliğini azaltmak için günümüzde yapabileceğimiz en güzel tekniklerden bir tanesi meditasyon. Bu konuya birazdan geleceğiz ama amigdalanın aktifliğini ve sürekli korku merkezimizin çalışıyor olmasını ve tetikte olmasını bizler azaltabiliriz. Bir başka okuduğum deneylerden biri de çok beni etkiledi. Bu Yale Üniversitesi'nde yapılıyor ve orada John Barge diye bir adam bir deney yapıyor. Deneyin amacı sıcak içeceklerin insanın içini daha sıcak yapıp yapmadığı. Ve diyorlar ki deneyin sonucunda insan sıcak içecekler tuttuğunda, sıcak içecek içtiğinde çok daha hoşgörülü, çok daha anlayışlı, daha sakin, rahat oluyor ve daha sıcakkanlı oluyor. Bunu da şöyle bir deney yapıyorlar. Bir tane adam, okul profesörlerinden bir tanesi, elinde bir sürü kağıtlar böyle ve bir tane kahvesi koşarak derse yetişmeye çalışıyor. Eğer elindeki kahve sıcaksa birisine çarpıyor ve işte birisine çarpmıyordu. Birisinden ona yardım etmesini rica ediyor ve o kişiye kahvesini veriyor ki o sırada işte kağıtları düzeltecek, kahveyi veriyor. Deneyin bir kısmında sıcakken yapıyorlar, deneyin diğer kısmında bunu soğukken yapıyorlar. Deneyde ne zamanki sıcak kahve verdi, o sıcak kahve verdiği insanlar sonuçta bu profesörü rica eden, alır mısın, tutar mısın diyen profesörü daha çok sevmişler ve ona karşı daha sıcak hisler beslemişler. Ne kadar enteresan. Elinde sıcak kahve tutanlar daha karşılarındaki yardım isteyen kişiyi daha çok seviyorlar, daha sıcak duygular ona besliyorlar, daha hoşgörülü ve anlayışlı olduklarını söylüyorlar. Soğuk içecek tutanlarsa bunun tam tersini söylüyor. Bunu gene başka bir örnekle de yapıyorlar. Onda da böyle buz torbalarını alıyorlar. Bu buz torbaları hem ısıtılabilen hem soğutulabilen torbalardan. Ve aynı deneyi gerçekleştiriyorlar. Deneyin sonunda da deneye katıldıkları için insanlara diyorlar ki size ödül vereceğiz. İşte bir sürü hediye açıyorlar. Bu hediyelerden birkaç tanesini seçin. Ve deneye katılanlar arasından sıcak tutanlar o ödüller arasından sevdiklerine bir hediye alıyorlar. Kendilerine değil, sevdiklerine. Yani daha fedakar, daha başkalarını düşünen, özverili hareket yapıyorlar. Soğuk torba tutanlar kendilerine bir oradan hediye seçiyorlar. Yani daha ben merkezci yaklaşıyorlar. Bu da bana çok enteresan gelmişti ve gerçekten çok güzel bir deney ve beni tanıyorsanız biliyorsunuz sürekli elimde çayla geziyorum, böyle sıcacık onu tutmaya bayılıyorum. Bir başka yapılan deneydi, bu bayağı eski yapılan bir deney. Harry Harlow diye bir adam. Zaten kendisinin yaptığı araştırmalar hep anneyle bebeğin doğumu sırası, doğumdan ayrıldıktan sonrası, oradaki izolasyon, oradaki annenin çocuğa bakımı vesaire hakkında. Ve bu yaptığı deneyde de zaten çoğu deneyinde maymun kullanılıyor. Bu deneyde de iki tane maymun anne yapıyor. Bu annelerden bir tanesi yapıyor dediğim, hani tamamen suni şekilde yapıyor. Bir tanesini, buraya fotoğrafını koyarım size, böyle güzel bir battaniyeyle, bir kıyafetle çeviriyor. Diğeri sadece telden oluyor. Ve bu tel anneyle büyüyen maymunlar versus o sıcak battaniyeye sarılı anneyle büyüyen maymunlar arasında, sıcağa sarılı anneyle büyüyen maymunlar büyüdüklerinde topluma, kendi ortamlarına çok daha kolay uyum sağlayabilenler oluyorlar. Ve bunu birazcık bize yorduğumuzda aslında bizi de, hani annelerimiz büyürken işte sıcak tutuyor, sarıyor, bize bakıyorlar, işte etrafımızı böyle kıyafetlerle sarıyorlar vesaire. Bizler sıcaklığı daha güvenle, rahatlıkla bağdaştırıyoruz. Dolayısıyla hani sıcak hissetmek, işte bir kaba ellemek, orada annenin sıcak, mesela ben köfteye öyle yapmıştım. İlk geldiğinde annesinin yanında hissetsin diye
bu yatağının altına işte bir saat kalp atışı olsun diye üzerine de güzel battaniye sermiştim. İçine de böyle sıcak su torbası koymuştum. Onun üzerine yatıyordu. Hani sıcakta hissediyordu, güvende hissediyordu. Yani sıcak günün sonunda bize güvende hissettiriyor ve daha güvenli, rahat büyüyerek topluma da dolayısıyla hayata da uyumlu olmamıza aracı oluyor. Bunu bağlayacak olursam, birincisinde ne dedik? Aslında amigdalanın çok aktif olması. Amigdalayı aktif yapan şeylerden bir tanesi günlük hayatın stresi deaktif yapmaya yardımcı olacak. Deaktif demiyorum ama aktifliğini azaltacak. Çünkü her zaman onun çalışmasına ihtiyacımız var bu hayatta yaşayabilmek için. Her zaman çalışmasına dediğim gibi ihtiyacım var ama daha aktifliğini azaltacak şeylerden bir tanesi meditasyon ve mindfulness. Mindfulness nedir? Bilinçli farkındalık. Yani gün içerisinde yaptığımız her şeye odağımızı getirmemiz ve sadece o anda yaptığımız şeyi yaşıyor olmamız. Mesela ben bu videoyu çekiyorsam sadece bu videoyu çekiyorum. Zihnimin arkasında işte bugün buradan sonra ne yapacağım, önce ne yaptım, şu bana ne dedi, şundan ne yapacağım vesaire olmadan sadece burada var olabilmek. Bu pratiklerden bir tanesi. Diğerini ne dedik? Sıcak ve güvende hissetmek. Demek ki ne yapabiliriz? Gerçekten bir bardak çay alabiliriz elimize ve iki pratiği birleştirerek o bir bardak çayla elimizi ısıtırken aynı zamanda çayın en güzel yanlarından bir tanesi ve farkındalık pratiklerindeki yerinden bir tanesi sıcak olduğu için hızlı yapabildiğimiz bir aktivite değildir. Dolayısıyla yavaş yavaş yudumlamamız lazım. Bu da bize neyi öğretiyor? Hızlı hayatlarımızın içerisinde yavaşlayıp durmayı. Bu da bize neyi öğretiyor? Hızlı çalışan beyinlerimizin birazcık sakinleşmesini ve yavaşlamasını ve amigdalanın artık sakinleşmesini. Bir diğer şey, kahveyi ya da işte çayı tutarken bardakta ellerimizi şöyle birbirine değdirdiğimiz zaman aslında o anneden bize gelen hormon oksitosin, anneyle bizim bağımızda, bizim vücudumuzda oluşan o sevgi hormonu bir başkası bize temas ettiğinde, yani ten tene temas ettiğinde bizim vücudumuz onu üretmeye başlıyor. Fakat bizim tenimiz başka bir tenin mi bize değdiğini yoksa bizim mi bize değdiğimizi ayırt edemiyor. Dolayısıyla yapabileceğimiz en güzel pratiklerden bir tanesi de kendi kendimize şefkat uygulamak. Bu da gene aynı şekilde o kahve, o çay fincanını tutarken eline elinin üzerine koyarsın. Elinin içi çaydan ısınıyor. Dışarıda kendi kendini tutuyorsun ve çay o kadar sıcak ki yavaş içtiğin için bir bilinçli farkındalık pratiği yapıyorsun. Bu hepimizin uygulayabileceği bir pratik. Çok basit bir pratik ve genel olarak hayatımızda çok basit ve küçük pratiklerin içerisinde nimet kadar büyük hediyeler var ve biz farkında olmuyoruz. Bunu böyle bir uç noktadan söylemiyorum. Gerçekten de bilimsel olarak anlattım da size kanıtlanmış şeyler bunlar. Meditasyonun iki tarzı vardır. Bir tanesi nasıl diyebilirim? Resmi pratik, bir tanesi de resmi olmayan pratik. Resmi pratik nedir? Oturduğun ve gerçekten meditasyon yaptığın pratik ve bununla beraber de beynin yeniden şekil alır. Yani beynindeki bağlantılar, nöronlar vesaire tekrardan şekil alır ve senin yeni bir beynin bir süre sonra oluşur. Yeni bir beyin ne demektir? Yeni düşünceler, yeni hareketler, yeni hayat tarzı. Bir diğeri de hayatın içerisindeki pratikler, yani resmi olmayanlar dediğim. Bunlar da işte günlük hayatta mindfulness, bilinçli farkındalık pratikleri yapmak. Bir tanesi de nedir? Çayımızı yudumlamak. Küçük bir şeyin içinde bile ne kadar güzel nimetler var. Biz de çay sohbetlerine devam edeceğiz. Bu videoda etkilendiğiniz, en çok etkilendiğiniz şey ne oldu? Aşağıya bana yorumlara yazar mısınız? Ve hangi konularda konuşmak istediğinizi de yazarsanız çok çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Come all ye faithful, joyful and triumphant. Come